Durmuş'un rotasında bugün Hırvatistan'dayız. Küçük, nadide, hoş ve tarihi bir şehirden, Split'ten sizlere sesleneceğiz. Arkadaşlar, Durmuş'un rotası tüm enerjisiyle, tüm hızıyla başlıyor. İyi seyirler. Bu sahil kenarına geldiğinizde küçük küçük kulübeler var. Bu kulübelerde buranın tarihi yerlerine gitmek için gemiler kiralanıyor. Bu güzellikleri burada gemi turlarına katılarak siz de görebilirsiniz. Aşağı yukarı turlar kişi başı 50 Euro'dan başlıyor. Siz kalabalık toplu turlara giderseniz onlar daha ucuz ama özel kendiniz grup halinde tekneler kiralarsanız onlar biraz daha pahalı ama biz bu küçük bilgileri aldıktan sonra şehrin içine doğru yolculuğumuz devam ediyor. Merci, thank you. Şehir merkezinin etrafı surlarla kaplı ve 4 ayrı kapıdan içeriye giriliyor. Şu anda tarihi şehre adım atıyoruz. Evet, tarihi şehir dedik ama gerçekten buram buram tarih kokuyor. Buraya ilk kapıdan girdiğimizde etrafı tamamen tarihi dokularla dolu. Şu güzelliklere bakın. Şimdi isterseniz, dilerseniz şöyle buranın dar sokaklarında güzel bir tur atalım. Arkadaşlar, bu tür yerlere gezmeye geldiğinizde en büyük sorunlardan veya en çok merak edilenlerden bir tanesi de yemek işini nasıl halledebilirsiniz? Buranın bir özelliği, Hırvatistan ile Bosna birbirine çok benziyor. Burada özellikle hamur işleri çok iyi. Eğer öğlen atıştırmalık bir şey isterseniz size şunu tavsiye edebilirim. Burada fırın var. Fırında normal bizim Türkiye'deki su böreği, un mamullerinin çok çeşitleri var. Onlarla geçiştirebilirsiniz. Hatta geçiştirmeyi bırakın, karnınızı doyurabilirsiniz. Bunun yanında akşamleyin güzel bir lokantada makarna, pizza yiyebilirsiniz. Tabii bu et ve diğer gıdalar için, hassasiyeti olanlar için bu mevcut. Yoksa her türlü ürün, her türlü yemek burada mevcut. Arkadaşlar, Hırvatistan'ın para birimi kuna. Hırvatistan Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen para birimini değiştirmedi. Burada küçük esnaflar genelde kuna alıyor. Aşağı yukarı 1 euro 7,5 kuna, 1 euro 7,84 TL. Yani aşağı yukarı TL ile aynı fiyata geliyor. Yani Türkiye'den gelenler için bunu hesaplamak çok da zor değil. Normalde banka kartı her tarafta geçiyor ama küçük esnaflardan, hediyelik eşya alacağınız yerlerden veya bankamatik kartı olmayan yerlerde mecburen kuna ödemek zorundasınız. Eğer euro veya başka bir para ödüyorsanız üzerini kuna olarak size veriyorlar. Evet, şöyle biraz daha gezelim, bakalım buralarda neler göreceğiz. Burası da Candy Bar, yani buranın meşhur şekerleme ve çikolata mağazası. Girelim bakalım içeride neler var. Hello, hello, hi, hi. Arkadaşlar benim beynim döndü. Yalnız size bir tavsiyem var. Burada şekerlemeler ve çikolatalar gerçekten güzel gözüküyor. Fakat alkol ve likör kullanmayanlar için özellikle birçoğunda alkol, likör var. Ona göre hassasiyet olanlar için dikkat edilmesi gerekiyor. Ve bu arada bu yumuşak şekerlerde de birçoğunda jelatin oluyor. Jelatinle alakalı hassasiyet olanlarda aman dikkatli yesin. Şimdi biz şöyle küçük bir çeşit yapalım. Her gittiğimiz yerde bu şekerlemeye, çikolataya ben çok düşüyorum ama yakında bizim göbek fırlayacak, ondan korkuyorum. Ama sizin için ben bunları tatmam lazım. Bahanemiz de hazır, bahanemiz de hazır. Hello, hello, hi. Çikolatadan alalım. Normalde Belçika'nın çikolatası çok meşhur ama buranın, Split'in bu mağazası özellikle çok meşhur olduğunu söylediler. Biz de onun için buraya geldik. Şöyle maşamızı alalım. Bu fıstıklı siyah sütlü çikolata. 1, 2. Kendime, nefsime hakim olmam lazım. Ama güzel gözüküyor. Biz ne yapalım ya? Biz burada biraz daha fazla kalırsak bizim diyet işi kesin yatar. Arkadaşlar maskeyle konuşamıyorum. Onun için çıkardım hemen. Burada bütün çikolataların fiyatı, şekerlemelerin fiyatı aynı. How much normal price? 21 kuna. 21 kuna yani 21 TL gibi bir şey yapıyor aşağı yukarı. 3 euro gibi bir şey yapıyor. 100 gramı bu arada, 100 gramı. 100 gramı 21 TL, 21 kuna. İşte 3 euro civarında falan yapıyor. Yanlış hesapladıysam siz lütfen yorumlarda düzeltin. Please. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Taht Oyunları dizisinin bir bölümü Hırvatistan'da çekildi. Meraklıları için burada müze var. Buraya yaklaşık 2 saatlik yerde çekildiği için buraya müzesini koymuşlar. Buraya gelenler, merak edenler bu müzeyi gezebilirler. Diocletianus Sarayı'nın altın kapısından giriş yapıyoruz. Yine bizi dar sokaklar bekliyor. Hırvatistanların yerel kıyafetleri bizim Anadolu'nun yerel kıyafetlerine gerçekten çok benziyor. Burada değişik motifleri, değişik desenleri var. Eskiden insanlar genelde köylüler bu şekilde giyiniyordu ama günümüzde maalesef değişti. Artık yorumu size bırakıyorum bununla alakalı. Bu da kaynanaya benziyor. Split'e nasıl gelebilirsiniz? Türkiye'den genelde buraya gelen turistler önce Bosna Hersek'e, Mostar'a, Mostar'dan sonra buraya geliyorlar. Yaklaşık 150-200 kilometre civarında bir uzaklık mesafesi var. Doğal manzaralar eşliğinde Mostar'dan buraya Split'i gezmeye geliyor Türk turistler, Türkiye'den gelenler. Fakat normalde burası Avrupa Birliği olduğu için özel bir uygulamayla pasaportları alıp burada Türkiye'den gelen turistlerin gezmesine müsaade ediliyor. Bu küçük bilgiyi de vermiş olayım. Buraları gezmek isteyen, görmek isteyen turistler için. Diocletianus, yani adını bile zor telaffuz ettiğim bu sarayın önünde Cenk Bey'i yakaladık. Bakalım o da buraya turist olarak gelmiş, neler anlatacak. Nasıl gördünüz? Abi çok güzel bir şehir. Yani İtalya, İspanya, Fransa karışımı bir şey. Herkese tavsiye ederim. Yani Opatya güzel, burası güzel. Dün Troya'ya gittik. Orada harika bir yer. İlk defa mı geliyorsunuz buraya? Abi buraya ilk defa geliyoruz. Yani Türkiye'de gitmeyeceğiz bu sene biliyorsun, korona falan yüzünden. Kalbimiz yanıyor. Hani gitmek isterdik ama gidemiyoruz. Şimdi biz sadece diyoruz ki cennet vatanımız güzel ama aslında her yerin kendine göre bir güzelliği var. Abi her yer yani Türkiye'ye yakın. Yani şimdi nereye gitsek Türkiye'yi şey yapıyoruz, benzetiyoruz. Yani bu sokak, bu bakkal, bu manav, yani her yere benziyor. Nereye benziyor Türkiye'de burası? Abi Çeşme benziyor, Bodrum benziyor, Kuşadası, yani her yer Datça. Nereye gidersen git Ege tarafları aynı. Yani genelde Ege'nin bütün sahil ülkeleri, İspanya, Yunanistan, işte Portekiz'e gittik. Orada çok güzel. Burada harika. Herkese tavsiye ederim yani. Gelin, gezin, görün. Siz Köln'den geliyorsunuz değil mi? Köln'den geliyorum. Bir sene boyunca kapalı havada kalıyoruz orada. Daha sonra böyle yazları gerçekten bir ihtiyaç oluyor bizim için. Açılıyoruz, renk geldi. Açılıyoruz, renk geliyor. Gri havadan kurtuluyoruz. Aynen. Split'in gerçekten dondurmaları çok harika. Dün biz tattık, bugün de tadacağız. Hello! Hello! Arkadaşlar, buraya geldiğinizde gerçekten dondurmasını tavsiye ederim. Harikulade. Arkadaşlar, Durmuş'un rotasından bu bölümden bu kadar. Yeni durumlarda, yeni rotalarda, yeni mekanlarda tekrar buluşmak ümidiyle. Efendim, hoşça kalın.